Merhaba arkadaşlar, bugün bir oyun videosu çekeceğiz sizinle birlikte. Rakip. Cumartesi günü de dizimiz çıktı değil mi? Ben dedim ben. Adam bana sürekli offside yapıyor. Atar mı onu? Atsana be. Dedim. 82. dakika. Bu maç da bitti. Buradan 3 puan aldık. Galatasaray ikinci sıradayız. Evet, yarın ikinci sıradayız. İkinci sıradayız. Galatasaray kaç puanlı? 36. O şey, 36 36 değil. Beşiktaş kaçıncı? Kaç puan? 33 değil mi? Evet. 36 36. Tamam, Galatasaray bir maç eksik. Beşiktaş geçecek. Neden biliyor musun? Hangi maç biliyor musun? Bolspor. Bol spor. Kimine? O gün oynamadılar ya bol sporla. Kimine? Ya bol sporla. Kim oynayacak? Oynamamış. Kim oynayacak çocuk? Trabzon oynayacak. Trabzon'da. Maç İstanbul'da. İnşallah Trabzon yener. İnşallah Trabzon.
Kime vurdular onu? Benzema'ya. He, herkes Benzema'ya geliyor be. Vurdum ama. Quaresma yakaladı onu. Quaresma onu. Bak korner. Bak korner neydi ya? Arkadaşlar ben size neden cevap vermiyorum biliyorsunuz. Arkadaşlar deneyiyoruz, deneyiyoruz, kaydediyoruz. Her gün bu maçı seyrediyoruz. 81. dakika. Arkadaşlar atamasa gelelim. Beraber kalacağız. Beraber kalırsak kim düşüyor? Hemen oynayalım. Pat! Taç! Beşiktaş taç atacak. Benzema ile atacak. Benzema. Çıkar. Tam doğru. Kalacaktım. Çok iyi be. Çok iyi yaptı. Ama ne bu? Bir kaldık be. Maçın adamı da ben oldu ama. Burka golde ne yaptı be? On altı, 17, 18, 18 oldum. Arkadaşlar bu sen bugün çok önce. Baba. Bak ben takip ediyorum onu bak. Baba nasıl su etmek üzere. Ne yaptın Musa bana ne? Valla biter de bitsin. Çabuk satmış 67'de benimkisi 13-14'te. Çıkarsın. 60 çıkart kız 67'de bize. Çıkart. 7'de. 67. Bakalım bize. 66. 66 çıkart. Çok kızım o 66 kaç. Patlar seni. Kaç kızım kaç. Ardın dolu kaç. Şurada bir tane de. O yani sıkacak benim için. Yapma. Şurada başka bir yere gitsene ya. Oo, yo. Aman işte. Liradan başlayan fiyatlarla. Gel korkacığım.
Sonra annenin termosuyla mı geliyor oğlum? He? Annenin termosuyla mı geliyor? O şey mi? Ya şunu çıkarmamız. Evet. Etiket yapmışım. İçine bir şeyler geçiyor. Nasıl yapacağım onları ya? Ne? Hemen içine şey geçiyor. Ne video çekeceğim? Şimdiler geliyor ya. Böyle bu reklam geçiyor. Valla bana geçiyor böyle. Bir yerde iptal ettim daha iyi şey. Ne bileyim ben bir yerde iptal ettim de. Vallahi ettim ağzını iki tane gelir. Neden neden kapıza mı gelir? Bana bir yerde iptal ettim böyle bilmiyorum. İnternetten mi reklam mı? Babam Kıstı'ya da oynadı bu sular. Mustafa. Birkaç dakika için sizlerden bir ara rica ediyoruz. Birazdan karşınızdayız. Şuhan'a başladı, şerefsiz gitti. Kim? Babası mı tercih edecek yani? Çay kalmadı. Anasını gelip denedim çay. Çay denememedim. Denedim. Niye getirmiyorsun? Seni denedim yapmadım. Getirecek. Adlanmamışsın. Anne ilgisi uzmanı olsun. Bisküvi sevenler için yeni ve yedi yedince. Tam burada ilgisi. Bu tarafını görüp bayıldığınız bu çiçek var ya.
14 Şubat sevgililer günü geliyor. Kocadır mana da. İzmir düğün havaları. 14 Şubat sevgililer günü geliyor. Ya kız, ne yapma? İzmir düğün havaları. Bu sen İzmir'i getirmiyor, onun zaman gelsin ya. Burada nasıl gördün mü? İzmir düğün havaları getirmiyor sana. İzmir haygir, haygir düğün havaları. İzmir haydi gidi düğün havaları. Bravo. Bu da bu. Bakın işte bir Türk Selfie verdi. Onu da evime bağlattı içeride. Buraya kaçırsana. Siz de Türk Selfie verin için. Nasıl kaçıyorsun bir babama ya? Bırak Allah'ını söyleyeyim nasıl kaçıyorsun ya. İzmir'in düğün havaları. Kim? İzmir'in hangi dahi parçası? Saygı da gidip parçaların. Beşir Kaya. Burak'ın dublesi havaya, kartal havaya uçurdu. Adam çok severdi.
Nasıl attı? Kim attı? Depre götürün kıvırlarım. Benim gönlümü aç, haydi. Haydi. Şu abi gidin dedi. Şimdi haber geldi. Meryem ablanın nikahı bitmiş. Çekeyim. Dışarıda takılmak var. Nereye çıkmışsın bak? Ama şuna göstermedim. Görünür. Kolumuzu geri alacak o. Benim elime de. Kaydı 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 parçası. Thank you.
biliyor musun? Kağıt yöne evladı. Abi bu işte. Geçti şöyle. Adem sızır ben ya. Kötü herhalde bir yere sokmayacağım. Hemen. Çok üzüldüm. Acı baba.
Mustafa Ali. Yani. Beni nikah masasına terk edip gitti biliyorum. Nur Can. Ercan'ı benim yanıma koydu. Fenalık yapsın diye. Seyfettin. Benim canımdan çok sevdiğim Arda Gül'ümü aldı Halim'e kaçırdı. Benim gönül rızamı almadan. Halim de sen. O benim gözüm kulağımdı. Ama arkamdan öyle şeyler yaptı ki. Kızım, sen de yaptın bir şeyler, onlar da yaptı. O daha ne kadar yapacaksın? Benim gözümde hepiniz benim evladımsınız. Ben seni aile kefeye bile koymam. Hepinizin yaptığını aynı teraziyle tartarım ben. Tamam. Kardeşler itişir, kakışır ama sonra sarmaş dolaşırlar. Sizin didişmeniz, bozuşmanız bitti ya. Yapmayın darim. Ama acı babam bak. Kızım bak, bir de sen haklısın. Hem de sana bir şey diyeyim. Bu Ercan'la sırf Nurcan'ın kötülüğü olsun diye evlendiyse yanlış yaptı. Ercan ıslahı zor bir çocuk. Ama onun da bir gardı var. Unutma. Biliyorum. Başlarda öyleydi ama. Olmasın diye çok uğraştım. Gönlüm kaymasın diye çok uğraştım ama olmadı. Ben de sevdim onu. Ben de kadar nasıl şaşırdım. Bak bak nasıl yaptım be. Baksana eşit. Çok iyi bir şey yapacağım. Hayır, tutmuşlar onu. Hepsini yapacağım. Ben sonucu bilmiyorum. Sait Bey, bu çocuklar benim iyi takımım. Ya sen bilirsin. Onlara da bir takım bakım yok. Sen hayal ediyorsun. Kendine başka bir takım koy. Herkes mutlu olsun. Gençler, nasıl gidiyor çalışmalar? İlk başlığımızı yaptık. Bu takım haftaya da. Ben söyledim de anlatmayayım. Ben söyledim de güzel oldu. Herhalde yarın yarın itibariyle sana yeni kardeşim. Ama şunu da söyleyeyim şimdi. İlkeleri böyle telaffuz ediyorsun. Fransızca söylersen, farklı versen de söylersin. İngilizce söylersen, farklı söylersin. İspanyolca farklı, şey Almanca farklı, Arapça söylersen farklı. Arapça sahile, yani Arap aksanıyla söylersen. O açıdan şimdi buna takılmamak lazım. Mesela biz tamam. Vida'ya Vida diyoruz. Şimdi dolduruyoruz adamları. Demeye çalışıyor arkadaşlar. Ya şimdi sen bu işlerde üstadsın. Aslında yani defalarca, milyonlarca, ne bileyim de binlerce maç anlattın. Bir sürü oyuncunun ismini telaffuz etti. Yani bu aslında bence Türkiye'nin çok tartışılmaması gereken. Onu da yaşıyor. Yani öyle mi? Şimdi sen bir de mesela şey, Fransızca'da farklı farklı aksanlar var. Tabii yani, aksan derken yani mesela Miren'dir aslında. Mesela Miren dediğin zaman o öyle bir el çıkar ki bu akşam Enişen'in söylediği gibi çıkar yani. Yani o şekilde bir Fransızca çıkar. Şimdi onu bizim yapabilmemiz mümkün değil. Tıpkı yabancıların bizim isimlerimizi bizim gibi telaffuz edemeyeceği gibi. O bakımdan birebir aynı şekilde mesela o telaffuzu gerçekleştirmek bence spiker açısından da kolay bir şey değil. İzleyicinin o telaffuza karşı verdiği reaksiyon da aslında kolay değil bence. Bir olduğu kadar şimdi
hakkını verelim. Bütün herkes. Biz de organizasyonu anlattık. Bizim TRT'deki arkadaşlar. Bak şimdi kadro hazır. O kime? Yurt dışına gittiğiniz takdirde mutlaka o ülkenin spikerleriyle ben mesela bizzat diyalog kuruyorum. Ve bütün Emre Mora alacağım dur. En azından yakınını söyleyebilir miyim diye. Ben bir Fransız gibi bir çıkartamam yani. Ondan bir kalktan çıkartamam yani sesi. Onun gibi yaparsan çok komik olur. Öyle tabii şimdi. Mesela Sabri abi kulakları için nasıl? Sabri Ugan. Yani mi? Normal spiker. Ben Emre Mor'u tanımlayamıyorum. Horoş gibi aslında. Bir maçta horoş gibi kıyamet koptu. Emre Mor. Emre Mor. Yani sonuçta Hollandalı bir spikerle olan konuşmasında onun telaffuzu üzerinden ekranlarda kayda kayıt şeklinde bir telaffuz yaptı. Ve bunun sonrasında ortalık başka bir noktaya doğru tartıştı. Emre Mor hocam. Emre Mor. Yamanca'da otom düşünsün. Çık çık. Ne geldi ki? Nasıl olacağız bu? TRT haberi. Kapacağım. Değersiz. Bir sürü. Önüm bir sürü satayım. Neden azar tak olabilir?